Merhabalar. 6. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapıyoruz birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bana gerçekten faydalı olur. Ayrıca siz de 6. sınıfın diğer yazılarını izlemiş olursunuz. Haberdar olursunuz. Onun için öneririm diyeyim. Şimdi örnek bir yazılımız var. Bu örnek yazılımımız üzerinden yazılı hazırlığımızı yapacağız. İlk bölümümüze bakıyoruz. İlk bölümümüzde belli başlı resimler var ve biz bunları bunlar birer meslek eşleştireceğiz. Ancak önce kelimelerimize bakalım hangisi ne demekti. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Cook nedir? Cook aşçıdır, değil mi? Cook aşçıdır dedik. Driver. Driver dediğimiz sürücüdür. Dentist nedir? Dişçidir. Aslında birçok dişçinin de zaten dışında dentist yazar. Worker işçidir. Evet, Tyler terzidir. Şimdi geldik. Burada ne görüyorum? Bir worker, işçi görüyorum. O zaman worker ile eşleştirdik. Burada bir sürücü görüyorum. O zaman driver'dır. Burada bir terzimiz var. Taylor. Oh, leziz yemekler. O zaman bu cook'tur. Burada evet çocuğumuz gülen yüzle dişçiye ne oluyor? Muayene oluyor. O zaman biz buna dentist diyoruz. Devam edelim. Evet, burada yine bazı resimler var, görseller, ulaşım araçları var. Ulaşım araçlarının içerisinde olduğu resimler var. Bunları uygun kelimelerle eşleştireceğiz diyelim. Şimdi ilk kelimemiz car. Car nedir? Arabadır. Evet, şöyle bir bakıyoruz. Araba hangisi? Bak, bu resimde var. Dolayısıyla B. Gitti. Bus. Bus nedir? Otobüstür. Otobüs C'de var. Bu da gitti. Bicycle nedir? Bisiklettir. A'da var. Gitti. Ferry. Belki ilk kez duydunuz ama çok yakın zaten Türkçesiyle. Ferry ve feribot. Şöyle bakalım. Feribot dediği resimlerde göremedim. İşte burada D seçeneği. Motorcycle, motosiklet. G. Bunu da aldık. Plane. Nedir? Uçak. F ile eşleştirdik. Scooter. Zaten scooter. Bizde de scooter. Ama scooter'u göremiyorum. Evet, gençler scooter'ı göremiyorum. Dursun. Şimdi devam edelim. Subway. Bu metrodur. Bunu yeni duymuş olabilirsiniz. Subway metro. Subway metro. Böyle diye diye öğrenin. Taksi. Bizde de taksi zaten. Bunu eşleştirdik. Train. İsmi yakın. Bak, train. Tren. J. Bununla da eşleştirdik. Pickup. Truck. Biz buna kamyonet diyoruz. Gördüğümüz gibi. K seçeneği de var. Ve helikopter. E seçeneğinde. Bu normalde bir motosiklet ama bunu scooter olarak almış. Tamam, biz de öyle yazmış olalım. Evet, devam ediyoruz. Şimdi burada yine bir resimler var. Yine biz bu resimleri eşleştireceğiz. Burada kimlerin ne yaptığını söylüyor. İlk resimde diyor, ilk yazıda diyor ki she is feeding the chickens now. Şimdi tavukları o besliyor diyor. Tavukları besleyen kim? Bak, B seçeneği eşleştirdim. She is riding a bike at the moment. Şu anda bisiklet kullanıyor. Bak, bu kız bisiklet kullanıyor. C. She is knitting right now. Şu anda o örgü örüyormuş. O zaman bu teyzemiz dedik. He's doing his homework now. Bakıyoruz, buradaki en gariban bu. A diyoruz, ödevini yapıyor. He's drawing pictures, resim yapanı soruyor. D diyoruz. Evet. Devam edelim. Şimdi ne kullanacağız? Burada must ya da mustn't yazacağız. Must yapılması gerekenlerdir. Gereklilik bildirir. Mustn't ise yasak bildirir. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Hangileri yasak olabilir? Hangileri yapılması gerekir? Hangilerinin yapılmaması gerekir diyelim. Evet, şimdi diyor ki fotoğraf çekmek yasak. Bak, bu şu işareti yasak demek. O zaman biz buna ne diyoruz? Mustn't. Burada da bisiklet kullanmak yasakmış. O zaman burası da must. Burada diyor ki sen düz devam etmelisin, düz gitmelisin. O zaman buraya, burası mustn't'tı, burası must. Sen diyor cep telefonu kullanmamalısın. Mustn't. Durmanı istiyor, durmalısın diyor. O zaman must diyeceğiz, tamam? Yapmanı istiyorsa zorunlu olarak must'tır. Yani bir kural varsa bu must'tır. Yasak varsa mustn't'tır, tamam? Şimdi bakıyoruz. Burada bazı meslekler var ve onların tanımları var. Onların tanımlarıyla bunları eşleştireceğiz. Bakalım.
İşte meslekleri okumuyoruz. Önce cümleleri okuyalım. Bu cümle ne olabilir? Diyoruz ki helps doctors doktorlara yardım eder ve works in the hospital, yani hastanede çalışır. Şöyle bir bakıyoruz, bu ne olabilir? A nurse, hemşiremiz olabilir. Hemşire, a nurse helps doctors and works in a hospital. Hemşireler doktorlara yardım eder ve hastanede çalışır diyoruz. İlk seçeneğimiz gittim. Devam ediyoruz. Works in an office and answered phone. Ne yapıyormuş? Bu telefondaki sorulara cevap veriyormuş ve bir ofiste çalışıyormuş. Kimdir? Bu bir sekreterdir. B. Teaches lessons for the students. Öğrenciler için öğretiyormuş. Ders öğretiyormuş. O zaman bu kimdir? Bir teacher'dır. Devam ediyoruz. Writes news on newspaper. Bir gazetede haber yazıyormuş. O zaman bu bir journalist'tir. Yani bir gazetecidir. Bu da gittim. Ve sonra diyor ki tiyatroda ya da filmlerde oynar. Tabii ki bu bir aktördür. Evet. Uçağı ya da uçağı ve helikopter uçurur diyor. Bu da bir pilottur. P dedik. Evet, şimdi diyoruz ki walk, yani biz bunları eşleştireceğiz ama neye göre eşleştireceğiz, ona göre bir bakalım. Ufak bir not yazacağım, kusuruma bakmayın. Konuyu birazcık anlatmak istiyorum ki anlayabilin. Şimdi bizim simple past tense'de konumuz. Simple past tense dediğimiz arkadaşlar geçmiş zaman demekti, değil mi? Geçmiş zamanda. Biz bunu nasıl anlıyorduk? İşte geçmişte belirli bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır. Evet. Bu gibi eylemler cümle içinde kullanılırken zamanın belirtilmesi şart değildir. Ancak bir koşulumuz var. Mutlaka cümle içinde geçmiş zamandan bahsedildiği anlaşılmaktadır. Evet. Anlaşılmalıdır diyelim. Nasıl kullanılır? Özneden sonra fiilin ikinci hali gelir ve devamında tümleç gelir. Evet, yardımcı fiil ise bunun fiili bittir. Olumsuzu didn't'tır. Şimdi bakalım. Ah, pardon. Evet. Evet, bakıyoruz. Şimdi diyor ki son pazartesi, pardon son cumartesi ormanda yürüdük. Geçmiş zamandan bahsediyorsun sen. O zaman ne diyeceğiz? İyiliğiyle olanı seçeceğiz. Sen halanı ziyaret ettin. Bak, did kullanmış. O zaman geçmiş zamandır. İyiliğiyle olanı seçeceğiz. İkinci hali olanı. Hava güneşlidir. Bugünü seçersin. Dün olsaydı burada is kullanamazdın. Yes, I... Ne dersin? Did. Yes kullandığın için did dersin. Yes I didn't olmaz. No I didn't olur. Yani olumsuz olur. Yes did didn't diyemezsin. Sonra diyoruz ki son yıl. Son yıl olduğuna göre nedir bu? İyi değil olanı seçeriz. 2008'de geçmiş bir zaman vermiş. O zaman yine iyi değil olanı seçiyoruz. Ve devam ediyoruz. Benim kız kardeşim 5 yıldır. 5 yaşındadır. O zaman ne diyeceğiz? Şu an diyeceğiz. Bakıyoruz. İşte son hafta dediğimize göre yine geçmiş zaman. Bakıyoruz. İşte 2 gün önce geçmiş zaman. Yine bakıyoruz. Did kullanmış zaten. O zaman try'dı seçiyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Ama diyor denedim. Denedim. Yine aynı cümleye devam ediyoruz. Try'dı da seçtik. Evet, şimdi geldik true false'umuza. Çok severiz parça çevirilerini. Şimdi parçamızı çevireceğiz ve daha sonra true false'umuza bakacağız. Yani doğruysa true'ysa T, false'sa P yazacağız. Evet, devam edelim. Hello demişiz. Merhaba, ben Peter ve bu benim ailem. Son yaz biz İzmir'e gittik. Benim ailem ve ben nerede kalmışlar? Bunlar ten, çadırda kalmışlar. Benim kız kardeşim ve ben gitmişler yüzmeye bunlar. Sabahları biz oynadık oyunlar, tırmandık dağlara demişler ve toplamışlar çiçekler. Benim annem pişirdi akşamları yemek. Benim babam babası ne yapmış? Yürüyüşe gitmiş. Hiking, yürüyüş demek. Biz şarkılar söyledik, dans ettik. Fantastik bir tatildi. Yani fantastik harika olarak çevirebilirsiniz. Harika bir tatildi. Biz harika zaman geçirdik dedik. Bakalım onlar
Son yaz İzmir'e tatile gittiler. Bunlar doğru muydu? Evet doğruydu. O zaman true'dur. Onlar kaldılar konforlu bir otelde. Hayır, bu Foster nerede kalmışlardı? Bak, tent, çadırda kalmışlardı. Onlar oyun oynamadılar. Bu Foster bak şurada yaptıkları oyunları, oynadıkları oyunları tek tek saymıştı. Onun babası yürüyüşe giderdi. True doğrudan. Zaten cümleyi vermiştim. Evet, geldik son bölümümüze. Diyor ki soruları tabloya bakarak cevaplayınız diyor. Bize diyor ki ben Benmaz Atatürk born. Atatürk ne zaman doğdu diyor. Biz bunu İngilizce olarak güzelce cevap verelim mi? Şöyle tabloya bakıyoruz. Atatürk ne zaman doğmuş? 1881'de. 1881 yazıp geçmeyelim de Atatürk was born in 1881 yazarsak daha iyi olur. Sonra diyor ki Sabiha Gökçen'in mesleği nedir? Sabiha Gökçen'in mesleği neydi? Şöyle yazalım güzelce. Sabiha işte Gökçen'in mesleği bir pilottu. O bir pilottu. Evet, devam ediyoruz. Barış Manço nerede doğdu? Evet, Barış Manço nerede doğdu? Soruya bakıyoruz. Barış Manço İstanbul'da doğmuş. O zaman buna cevap veriyoruz. Barış Manço was born in evet, was born in İstanbul diyelim. Evet, ben Vaz Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen ne zaman doğmuştur dedik. Sabiha Gökçen'e bakıyoruz. 1913'te doğmuş. Sabiha Gökçen was born in 1913 yazalım. Evet. What was Barış Manço's occupation? Yani Barış Manço'nun mesleğini soruyor. Barış Manço neymiş? Profesyonel. Barış Manço'nun profesyonel, yani pardon, professional dediğim mesleği şarkıcıymış. Evet, bunu da tamamladık. Bakalım devam ediyor mu? Evet, yazılı hazırlığımız tamamlanmış. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.